İngilizler büyük havuz istiyor. Alman misafirler gelenekçiler. Ama değişen çağımızda herkesin istisnasız istemiş olduğu bir şey var. O da yüksek hızlı internet. Evet, KNX olarak çok yakışıklısınız. Fakat kirpi de yavrusunu pamuğum diye severmiş. Kral öldü, yaşasın yeni kral. TCP/IP dünyasına hoş geldiniz. Gerek misafirler olsun, gerekse personel genelinde tanınmayan bir departmanız. Çünkü problem olmuyor. Resonance, TUI'nin en üst segment markasıdır. Resonance'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de dijitalleşmiş bir konaklama hizmeti sunmak üzere planlanmıştır. 2000'li yıllardan sonra dijitalleşen dünyanın konaklama sektörüne birçok yansıması olmuştur. Eğer biz cep telefonu ile sürekli tatil yapan bir misafir kitlesine hizmet verecek isek, neden misafirin telefonu ile tüm tesisi yönetememesi sorusunu sorarak telefondan tüm tesisi yönetmesine izin verdi. Bu proje bizim için de, müşteri tarafı için de, bayimiz Rollway için de çok önemli yapısal bir projeydi. Yani her zaman bahsettiğim gibi güzel olan taraflardan bir tanesi de yani televizyondan klimanın açılıp kapanabilmesi kumandadan. Klasik bildiğiniz o KNX dediğiniz modellerde klimayı yatak başından açıp kapatmanız gerekiyor. Ki bazılarında duvarda kumanda oluyor, oradan açıp kapatmanız gerekiyor. Burada öyle değil ama. Kumanda dibinde. İstediği şekilde devir ayarı yapabiliyor, açıp kapatabiliyor, uyku moduna getirebiliyor. O bir konfor bence. Daha önceki otelcilik deneyimlerimde misafir otele geldiği zaman ilk önce sıcak suyu sorardı. Şimdi teknolojinin ilerlemesiyle artık tek sordukları soru, internet her yerde çekiyor mu? Evet, her yerde çekiyor. Otelin içindeki Wi-Fi inanılmaz hızlı ve hiçbir şekilde bir kopma yaşamadım. Sahil bayağı uzakta aslında ama sahilde de full çekiyordu yani. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım internette. Otel yönetimi 328 misafir ağırlarken biz IT kısmında yaklaşık 2000-2500 mobil cihazı konuk ediyoruz. Yeni nesil misafirler tüm sahada eksiksiz olarak internete bağlanmak istiyor. Yemeği almadan açık büfenin resmini aldıktan sonra tabaktaki yemeğin şıklığını bütün dünyadaki arkadaşlarıyla paylaşmak istiyor. Ürettiğimiz ürünlerin masaya gittiğinde misafir fotoğrafını çekip Instagram'da, Facebook'ta, ailelerine WhatsApp üzerinden gönderdiklerinde o mutluluğu da biz hissediyorsak bu bizim için ayrı bir haz veren durum oluyor. İnsanları paylaşmak istiyor. Mobil cihazlarda izlemiş olduğumuz videolar. Bu YouTube olabilir, Netflix olabilir. Cihazınızın kullanmış olduğu internet ve ekran çözünürlüğüne göre kendisini otomatik olarak ayarlar. Uçtan uca Cisco yapımızdan dolayı odanıza gittiğiniz zaman izlemiş olduğunuz videolardaki en ince ayrıntıya kadar görebiliyorsunuz. Bizim için en değerli olan şey yüksek hızlı internet. Altyapımız buna müsait 2 yıldır. Kesinlikle bir internet sorunu yaşamadığımızı burada da belirtmek isterim. Geriye dönük baktığımızda son 2 yılda misafirlerimizin internetin hızına vermiş olduğu puanlama yaklaşık %94-%95 düzeyinde bir memnuniyet ortalamasına sahiptir. Aslında Fethiye'de gerçekleştirdiğimiz hem hiperbütünleşik sistemin ilk örneği Türkiye'deki oteller içinde hem de tüm oteller içinde kullanılacak klimadan oda otomasyon sistemlerine, müşterinin kendi Chromecast'ini kullandığı sistemlere kadar her şeyin IP'de gerçekleştirdiği bir sistem için altyapı oluşturulması ve en önemlisi müşterinin özel isteklerine yönelik terzi dikimi çözümler ortaya konmasıydı. Şu anda odalarda full IP çalışan IP oda otomasyonu sistemlerimiz var. Kontrolörün bir ucunda data kablosu var, öbür ucu Cisco'nun portuna bağlı. Dolayısıyla arada konvertör yok, transfer edecek bir ünite yok, olmadığı için arıza yok. Maliyetler de minimum seviyede. Misafir check-in sırasındayken birçok iş aynı anda tetiklenir. Bir, oda otomasyon sistemi misafirin konforuna göre odayı şartlandırır. IP televizyon sistemi misafirin milliyetine göre kanal listesine öncelik verir ve ismiyle selamlamaya hazır olur. Misafir odaya girdikten sonra lineer bir televizyon yayınını seyretmek istemiyorsa Chromecast üzerinden Netflix, Amazon Prime ve diğer bütün cast cihazlarını kullanabilir. Misafir wireless'ına bağlandığı zaman otelin herhangi bir noktasından odasındaki televizyona görüntü aktarabiliyor. Yani odasında çocuğunun çizgi film izlemesini istiyorsa sahilden televizyona çizgi film görüntüsünü gönderebilir. Hiçbir şekilde tık 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 housekeeping sesini duymadım.
Ya bu ayrıca dikkatimi çekti. Klasiktir bizim housekeeper'larda. İşte orta parmağınızla kapıya giderek 3 defa tıklarsınız ve housekeeping diyerek odaya giriş izni istersiniz. Ama şimdi öyle bir şeyimiz yok artık. Kapıda yanan ışıklarımız var bizim, mavi ve beyaz olmak üzere. Eğer beyaz ışık yanıyorsa misafirin içeride olduğunu biliyoruz. Mavi ışık yanıyorsa da misafir içeride yok anlamında. Bu da bize bir kolaylık sağlıyor açıkçası. Oda otomasyon sisteminde maksimum konforu elde etmenin yolu odanın içerisine varlık sensörünü kullanmak. Şu anda endüstride 3 grup varlık sensörü var. Ya mikrodalga yayan sensörler kullanmak gerekiyor, ya ses ötesi ultrasound sensörler kullanmak gerekiyor veya ileri seviye termal sensörler kullanmak gerekiyor. İlk iki grup varlık sensörleri, ultrasound ve mikrodalga sensörlerinin sahada bazı sıkıntıları var. Misafir odada yokken odayı havalandırmak için açtığınızda perdenin kıpırtısı her iki sensörde de misafir varmış gibi bir algı yaratıyor. Oda enerji tasarruf moduna geçemiyor. Pasif termal sensörler her iki sensör teknolojisini de eziyor ve maksimum müşteri konforu sağlıyor. Ayrıca bu sensörler hata yapmıyor. Odaların temizlik ve rahatsız edilmeme durumları. Önceden kağıt üzerinde notlar alarak bu bilgilere ulaşıyorduk ama şu anda tabletlerden buna ulaşabiliyoruz. Eski nesil otellerde kapının önünde bir enerji saver var ve misafirin o kartı alıp odadan çıkmasını bekliyoruz. Fakat misafirler genellikle bu kartı unuttuklarında odadaki klima sistemleri çalışmaya devam ediyor. Büyük bir enerji tasarrufu yapamıyoruz. Karbon ayak izinizi azaltamıyorsunuz. Yeni nesil termal sensörler kullandığınızda misafir odadan ayrıldığında oda misafirin konforuna göre ekonomik şartlanma moduna geçiyor ve enerji tasarrufu yapıyor. Eğer misafir odasının temizlenmesini istiyorsa düğmesine basıyor ve elindeki tabletiyle takip eden maid anlık olarak misafirin talebini görüyor ve gidip odasını temizliyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer bu otelin beyni ve sorunsuz çalışan bir bölümü. IPTV bölümümüz, IP santral bölümümüz, ikinci kabinimizde IP ses sistemimiz, IP kamera sistemimiz. Son üç kabinimizde otelin omurgasını oluşturan network sistemidir. Burada Cisco'nun 9000 serisi 2 adet core switch'imiz bulunuyor. Bunlar yine 9000 serisi yan switch'lerimiz var, kenar switch'lerimiz. Ve sistemin tamamen kalbini oluşturan HyperFlex sunucularımızı da yine burada barındırıyoruz. Sistem 2 yıldır sorunsuz şekilde çalışmaya devam ediyor. Lakehouse'da bizim en üst segment oda kategorimiz içerisinde bulunan odalarımız. Bunların satılabilirliğini arttırmak adına biraz cazip haline getirmemiz gerekiyordu. Bu cazibeyi nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza şöyle bir fikir geldi. Odadan misafir tuşa bastığında garson elinde şampanya şişesiyle gelsin, istemiş olduğu şampanyayı sunsun dedik. Bu otelleri tasarlayan mimarlar renkler, renklerin ahengi ve uyumu konusunda çok titizler. Biz de odalarda kullanılan panellerde mimarlara bir katalog götürmedik. İstediğiniz RAL kodunu bize söyleyin. Sizin istediğiniz renkte, sizin istediğiniz RAL kodunda bütün panelleri üretip monte edeceğiz dedik. Cihazlarda bir uyum arıyoruz Artmem Design Office olarak. Bazen bu renkler RAL kartelasından direkt seçtiğimiz gibi de olabiliyor. Ara renklerde seçip özel üretim de yapabiliyoruz. Bu konuda bize Rolva'nın desteği olmuştur. Teknik olarak bilgileri Rolva ile birlikte paylaşarak, gelişmeleri de takip ederek, Rolva'nın bize verdiği bilgilerle, bizim kendi tecrübemizden onlara aktardığımız yönlendirmelerle güzel bir ortaklık çıktı diyebiliriz. IP oda otomasyonu ile ilgili çok büyük sorunlar yaşamıyoruz. Yaşadığımız sorunları da Rolva'da aldığımız eğitimler doğrultusunda kendimiz çözebiliriz. Bu sistemi, bu ekibi ben tavsiye ederim ki etmişimdir de yani bu konuda. Buradan önceki çalışmalarda marka bilinirliği var ben yani Cisco'nun piyasadaki marka değerini biliyorum ben bu anlamda. Yani IT ile ilgili bölümde Cisco'nun gerçekten marka değerini biliyorum ve Cisco'nun sorunsuz bir sistem sunduğunu da biliyorum. Bu uygulamaları tesisimizde hayata geçirirken Rolvo ve Cisco ile birlikte hareket etmekten çok keyif aldık. Hayata geçirmiş bir tesisi yönetmekte ayrıca bir keyif. Misafirler denizin tadını çıkartırken, odasında dinlenirken ya da uyurken tüm bu sistem arka tarafta sessizce çalışıyor. Bizim projemiz bittiğinde aslında yeni projeleri başlatmak için biz bir iskelet ve altyapı kurmuş olduk. Tesisimizde otomasyonun tamamı T
TCP/IP üzerinde çalışıyor. Bütün TCP/IP platformu içinde güvenilir bir vendor'a ihtiyacımız vardı ve biz Cisco'yu seçtik. Güvenilir tedarikçi de Tekdata'ydı.